azarlayan bir genel başkanın karşısında sesini çıkaramayan bir iyi Parti yönetim kademesi. Yani onu biz delegelerden, o izleyicilerden bunu beklemiyorduk biz. Onun etrafında bugün bir kısmı genel başkanlığa aday olan bir kısmı da o adayların etrafında kümenelen e, bazıları çok ciddi tecrübeye sahip o siyasetin içerisinden yoğrularak gelmiş insanlardan bekliyorduk. Ama hiçbiri diyemediler genel başkanlarına. Niçin azarlıyorsunuz? Yani parasal işleri, milletvekili adaylarından kaynaklanan, bazı isimlerden kaynaklanan meseleleri gündeme getiren bizzat kendisi oldu Sayın Meral Akşener'in. Böylesine lafı laf sahibinden çoğalır anlayışı içerisinde. Kendisi ortaya atıp, kendisi kitlelere duyururken sanki... Karşındakiler bunu konuşuyormuş gibi onlarla kavga ederek, onları azarlayarak, onlara adeta küstahlık yaparak kendi konumunu muhafaza etmeye çalışan bir siyasi aktöre dönüştü. Bunlar yani e, bir dönem e, dedim ya o dönemin hafızalarımızdan asla silinmeyecek ve bundan sonra siyaset sahnesine çıkabilecek her kimse onların da kulaklarına küpe olacak Merez davranış biçimi olarak. ne yaptı? Onu bilemiyoruz. Yani bunu yukarıya niye yaptı? doğru parti yani giderken... Düşün, Evet düşüneyin düşünebiliyor musunuz? Yani bir taraftan toplumun çok ciddi rol modelleri gibi kendi meslek sahalarında veya sosyal dilimlerinde yer almış insanlardan birçok kişilere her hafta rozet takan, onları yere göğe koyamayan Meral aksener onları bir e, adeta e, vitrin süsü gibi e, o anlık değerlendirdi sonra onlarla sanki hiçbir ilişkisi yokmuş gibi davrandı. Yani niçin bu kadar insanları bir araya getir Bak o insanların hiçbiri bu partide kalmadılar. Hepsi uzaklaştı. Evet, sen özneyle bu partiye emek vermiş, <laughs> mücadele vermiş. Sen bu partinin kuruluşunda nasıl e, bedel ödediğini söylüyorsun da bu bedel ödeyi, ödemeyi fiilen ve fiziken yaşamış Ölümlerden dönmüş insanlarla ilişkini bile sürdüremedi. Mustafa Bey o gidenleri getirebilir mi? Yani bunları getiremiyor. Onlarla e, yani kalmamalı ama onların gönlünü alabilmedi. Ben alabilecek bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. Hı. Öyle bir... E, Siz eskiden tanıyorsunuz tabii. Tabii ki. Tabii ki. Beraber de çalıştınız. Tabii, tabii ki. Yani beraber çalıştık. E, bizim benim, yaptınız e, bir, e, siyaset yaptınız. siyaset sahnesinde olduğum dönemde İzmir teşkilatında il başkanlığımızı falan yapan bir mücadele arkadaşımız necisdi. Yani bunları yapabileceğini düşünüyorum. Bunların gönlünü alabileceğini. Düşünüyorum. Yani üzerinde çok yük var. Yani Mehmet Saral'ın mera, söylediği Akşener'in kırdığı, döktüğü bir organizmayı Hı -hı. Tekrar bir araya getirerek ona ruh vermek, sonrasında heyecan vermek, ondan sonra bir ideal birlikteliği içerisinde hedefe taşımak kolay bir şey değil. Bu Mehmet Saral'ın söylediği o ge <laughs> siyaset gençleşiyor ve insanlar bunu talep ediyor. Tolga Akal'ın bunun karşılığıydı, görüşüne ne diyorsunuz? Ben Tolga Akal'ın, e, e, İyi Parti'nin kuruluşunda emek verenleriyle beraber İyi Parti'nin kurulmasına... Yol açan sebepleri de dikkate aldığımız zaman e, bu gençlik dinamizminin ve e, Tolga Akalın ortaya koyduğu fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama o fikirler, o fikirler İyi Parti'nin kuruluş sebepleri yani MHP'den kopması, MHP'deki mücadele ikliminin artık yapılamaz hale gelişiyle e, hem siyasi şartların hem de dönemsel şartların e, bu insanları e, adeta zorlayarak. Partinin dışına atmasıyla ister istemez kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmaların ağırlıklı olduğu bir partide bir ideolojik kimlik olacaktı. Ama o ideolojik kimlik Türkiye'yi e, taşımaya yetiyor muydu? Ben bugün o ideolojik kimliğin Öncelikle kanaat önderlerin, yani Meral Akşener gibi, Devlet Bahçeli gibi, sonrasında işte e, o farklı adreslerin içerisinden çıkan bir takım isimler de var. Yani Mustafa Destici'den, Ümit Özdağ varıncaya kadar, Cumhurbaşkanlığı adayı e, Sinan Ogan'a varıncaya kadar. Bunların hepsinin ortaya koyduğu siyaset profili toplumsal karşılık olarak baktığımız zaman hep parabol çizdi. Yani toplumda böyle karakterli bir ah, işte bu Türk milliyetçilerine yakışır dedirtmedi. Türk milliyetçilerinin siyaset sahnesine çıktığı yani Türkeş'le beraber Allah rahmet eylesin çıktığı dönemden sonra toplumda bir karşılıkları vardı. Bu karşılıklar karşılıklık e, milliyetçilere duvar örmüş milliyetçilerle tez antitez bağlamında bir mücadelenin içerisine girmiş insanların bile yatsayamadığı, Hakkını teslim ettiği bir karakterdi. Sen şimdi bu karakteri bozan siyasi rol modeller, önderler, öyle e, paraboller çizler ki toplumsal karşılık zayıflama ve bu milliyetçilere güvenilmez dedirtilmeye başladı. Düşünün yani, Sayın Bahçeli'ye niçin e, Türk milliyetçileri diye kendisini tarif edenler duvar ördüler? Çünkü ya sen AK Parti'ye karşı bizi adeta düşman ettin. Ona karşı mücadeleye girdik. Sen bir anda değişir. Ben değişemem kardeşim. Onun yanlışlarını görüyorum. Ben dün e, söylediğimi bugün pardon diyerek de üzerine bir bardak su içemem dediler. E sen Meral Akşener. Aynısını yaptın. Aynısını yaptın. Nasıl bunu oldu? Sen Sinan Ogan cehennemin kapılarını kapatıyordun. Milleti cehennemin içine attın. Kendi şimdi Bağda bahçede arabayla e, tarlada e, mekan.